Bu bölümde ise Yeoman, Gulp, Grant ve Bauer'ı inceleyeceğiz. Kitapta hepsini ayrıntılı olarak kurulumlarını belirttiğimiz için sadece Yeoman'ın kurulumunu ve bir Grant üzerinde çalışan Angular JS Framework projesinin oluşturulmasını inceleyeceğiz. Yeoman'ı kurmak oldukça basit. Üzerinde çalıştığınız platform ne olursa olsun Node.js üzerinde kuruluysa NPM üzerinden Global Play ile indirip platformunuza kurabilirsiniz. Yani ben de kurulu olduğu için tekrar kurmayacağım. iTerm'e şuradaki komutu yazmamız durumunda npm install geo uygulamanız kurulacaktır. Sonraki aşamada ise kullanacağınız generatorların seçimine geldi. Kitapta yine listelediğimiz gibi birçok iskelet yapısı mevcut. Biz en çok kullanılan projeyi kullanacağız. Angular Generator. Onu da kurmak oldukça kolay. npm install gGenerator Angular ile konsol üzerinden global olarak generatorınızı kurabilirsiniz. Şimdi projemize dönelim. Yeoman'ı incelemek için basit bir proje oluşturduk. Example project. Siz de buradan file, new project ile tipi boş bir proje olan ve location'ınızı kendi seçeceğiniz bir proje oluşturabilirsiniz. Buradan gelip yo diyerek olan generator'ları listeyebilirsiniz. Bende oldukça yoğun bir generator var. Karma, Ionic, Angular, Gulp Angular, Gulp Webapp, Webapp gibi. Ben Angular'ı seçeceğim. Yani daha yeni GitHub üzerinde en çok yıldıza sahip popüler projeyi. Angular kurulurken SAS'la birlikte Compass kütüphanesi ister misiniz diyor. Evet diyoruz. Bootstrap eklensin mi? Evet. Ve Bootstrap'in resmi SAS desteği olsun mu diyorlar. Evet diyoruz. Daha önce dediğim gibi LESS desteği varken Bootstrap artık SAS desteği de vermeye başladı. Burada ekstra eklenen Angular.js'in core kütüphanesinin yanında eklenebilen modülleri soruyor. Bunları da bizim için projeye dahil edecek. Burada çok fazla ilgilenmeyelim. Devam diyelim. Projemiz oluşturulmaya başlandı. Dediğim gibi bütün proje best practice'lere dayalı olarak esnek bir yapıda oluşturulacak. Bizim için Angular Grant Task Runner'ı konfigüre edilmiş biçimde oluşturacak. Kurulumunun tamamlanmasını bekliyoruz. Projemizin kurulumu tamamlandı. Küçük bir yazma hatası verdi. Çok önemli değil. Yeoman timinin en son mesajını görüyoruz. Projeyi genel olarak inceleyelim. App bölümünde uygulamamızın ana dizin olduğunu söylemiştim. Kitapta birkaç kez anlattım. Bower komponentler, Bower'ın bizim için indirdiği ve projemize eklediği komponentleri içeren klasör. Node modül, Node Package Manager ile indirilip bizim test runner'larımızın kapsayan Node paketleri. Testler uygulamamız için oluşturacağımız testleri kapsayan klasör. Bower.rc Bower'ın konfigürasyonu, editör config geliştirdiğimiz projenin editör bağımsız olarak çalışmasına devam etmesi için, yani WebStorm geliştiriyorsak sonraki aşamada Sublime'a geçiyorsak editör konfigürasyonuyla bu geçişin daha yumuşak olmasını sağlayabiliriz. Git attributes ve git ignore komutları git version control sistemiyle alakalı dosyalar, JS Hint-RC JavaScript validasyonu sağlamak için JS Hint'in konfigürasyonu, Bower.json, Bower'ın dependency'lerinin olduğu dosya, Grant file, dediğim gibi Grant.js file ana dosyamız, konfigürasyonumuzu JSON object notation, JavaScript object notation'larla yapıyoruz ve package.json ise uygulamamızın node modüllerinin dependency'lerinin belirtildiği dosya. Dependency'lerle div dependency'leri kitapta belirttiğim gibi biri production'a gidecek dependency'ler, diğeri ise sadece development sürecinde olacak dependency'lerdi. Gördüğünüz gibi Yeoman bizim için
projeyi oluşturdu. Bize uygulamayı geliştirmeye devam etmekten başka hiçbir şey bırakmadı. Index HTML'in ana dosyamız, projemizin ana dosyası olduğunu belirtmiştik zaten. Onu da açalım. Bizim için Google Analytics koduna kadar, mock koda kadar her şeyi oluşturdu.